tık yukarıda bir isim. Şimdi sevgili dostlar, Davinson Sanchez. Galatasaray'da hani oynadığı maçlarda iyi oynadı. Şu an kendisi milli takımda çok iyi işler yapıyor. Çok iyi oynuyor. Bir tane de gol attı arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Fakat hani Zaniolo gibi beni satın, beni satın, beni gönderin. Ben burada oynamam, ben gelmiyorum falan demiyor. Ama Napoli'de oynamak istiyor. Mümkünse Napoli'ye gitmek istiyor. Net teyitli bilgi. Versin Menajeri gönderelim. efendim 30 milyon versinler gönderelim abi. aynen de öyle denmiş. Aynen öyle denmiş. 20 milyon euro Napoli'nin teklifi. Galatasaray 30 istiyor. 30 verirler mi? Kolay kolay kimsenin Davinson'a 30 vereceğini düşünmüyorum. Ama biraz daha teklif yükseltip Davinson'ın da gelip yöneticilerle ya bana kolaylık sağlayın beni satın demesiyle bir şeyler olabilir. Ama şu an Davinson'ın menajeri Napoli ile Galatasaray arasında köprü kurmuş durumda. Bana gelen bilgi. Ve 20 milyon euroluk da bir teklif getirdi. Davinson Sanchez de Musa Napoli'de oynamaya sıcak bakıyor. Bu nedenle Musa Galatasaray alternatif stoper arayışlarına geçmiş durumda. Bu çocuğu çok tanımıyorum. Şikrinyar diye okunuyormuş. Milan Şikrinyar. Eşref Kuşçubaşı ne demiş bakalım? Zaten 4-2-3-1 oynuyoruz. İki kişi Torreira, Berkan, Kaan Dayı yeterli olur. Para varsa 10 numara alalım demiş. Eyvallah. Orta sahadaki planı anlattım ben arkadaşlar. Yani oraya şu an Galatasaray'ın alabileceği, ekonomik olarak alabileceği maliyeti daha düşük bir futbolcu monte edip maceraya devam edeceğiz. Yani Goretzka çekebilir miyiz? McTominay çekebilir miyiz? Veya Joao Felix 10 numara çekebilir miyiz? O arayışlara devam edilecek. Ama sağ bek ve 8 numarayı yurt dışı kampına yetiştirmek istiyorlar. Kapattık defteri. Milan Şikrinyar Musa Galatasaray'a önerilmiş ve teknik ekip tarafından da onaylanmış bir isim. Dış basında da çıktı zaten. Hatta burada ne diyor? 3 büyük Süper Lig takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Menajeri 3 kulübe de önermiş durumda. Davinson Sanchez'in Musa durumuna göre biz eğer Davinson Sanchez'i satarsak oradan gelecek paranın bir bölümüyle 30 milyon euro da değil bu arada. 10 milyon euro bir bonservis beklentisi olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşün Musa. 30'a satamayız da atıyorum 25'e sattık Davinson'ı. 10 milyon euro verip Milan Şikrinya transferi gerçekleşebilirmiş. Normalde sağ stoper bu çocuk. Sağ ayaklı. Geçen sezon 32 maça çıkmış. Bir golü var. Fena süre almamış. Hani Davinson'ın satılmasını tercih eder miyim? Etmem. Bak, Davinson inşallah kalır. Çünkü Okan Buruk Musa net bir şekilde söylemiş. Bu tandemin bozulmasını istemiyorum. Abdülkerim, Davinson, Nelson, Emin Bayram. Bak, bu tandemin bozulmasını istemiyorum demiş Okan Buruk. İnşallah satılmaz Davinson Sanchez. Ama satılırsa opsiyonlardan biri Milan Şikrinya. Kaç yaşında Şikrin ya? 29 yaşında. Abi yani o tarzda bir oyuncuyu alacaksın ve üstüne de para vereceksin. Yani kayıp olacak bir rakam var. Hem de orayı hani tutup tutmayacağı belli olmuyor. Yani 30'a versen hani 5-10 milyon da Şikrin yara versen tamam. Ama kapa kapaya gelecekse ben kabul etmem yani bu tarz bir oyuncuyu. Ama şöyle düşün Böyle. Musa. Yani Davinson kesinlikle Zaniolo gibi yapmıyor. Hani onu söyleyeyim. Zaniolo bize şantaj yaptı arkadaşlar. Ve maalesef bizim yönetimimiz de bu şantajı yedi. Ama Davinson da Kerem Aktürkoğlu gibi bak. O da gitmek istiyor. Kerem'i de anlamakta güçlük çekiyoruz. Kardeşim burada seviliyorsun. Nereye gidiyorsun yani? Neyse. Şimdi Davinson yöneticilere gelip de ya bana kolaylık sağlayın ben gitmek istiyorum derse oradan bir indirim çıkar Galatasaray'da.
Yani satmak zorunda kalabilirsin. Güzel paraya da satarsan, örnek veriyorum, 25'e sen sattın mı abi Davidson'ı? İnşallah satılmaz bu arada bak. Benim birinci tercihim satılmaması yönünde. Ama adam gitmek istedi, sattın 25'e. 10 lira bonservis, 2,5-3 lira da Şikrin'e verdiğini düşünüyorum. Tahmini rakamlar bunlar. 12-13 milyona Sanchez'i satıp Şikrin'e çekmiş oluyoruz. Kaç para kârdasın? 15-16 milyon euro kârdasın. Evet, mantıklı. Şimdi öyle deyince mantıklı oldu. Avusa'yı ikna ettik arkadaşlar. Normalde sırf bana gıcıklık olsun diye şey yapardı. Kabul etmezdi böyle. Agresiflik yapardı. Ama yavaş yavaş Musa Yıldız da biraz daha böyle sağduyulu, biraz daha uyumlu davranmayı öğreniyor. Okay demiş ki Salih Özcan bize uymaz mı? Vallahi Salih yani Okay yokuşlu, Salih Özcan çok fark yok ya. Mesela şeyi isterim, İsmail Yüksek isterim Musa. İsmail Yüksek böyle agresif siyah oyuncular var ya. Tempolu, agresif, sert. Onlar gibi oynuyor İsmail Yüksek. İsmail'i isterim ama Salih'i istemem. Salih daha ağır bir orta saha. Salih'i istemem Okay. Modric yazılmış. Modric, Eyüp abi, Modric bize olmaz mı? Bir yıl oynar bence. Ya oynar. Bu tarz transferlere ben karşı değilim bu arada. Oynar Modric. Ama hani Modric'i direkt 10 numara oynatsak eyvallah. Ama 8 numara, sen oraya atlet, dinamik bir oyuncu arıyorsun. Bu kadar yaşlı bir futbolcu sana sıkıntı yaratabilir. Efe. Evet. Musa ikna olur ama taraflar asla ikna olmaz. Musa yontulmuş. Herkes böyle ilginç. Ya arkadaşlar, bir ben ikna oldum deyince niye böyle hemen şey yaptınız? Eyüp Yıldız'ın gözüne niye geliyor? Sana bir tane mesaj gelince böyle sanki süper pop star, mega star Tarkan gibi hissediyorsun kendini ha. Ya bırak ya, arada da eleştirilir, eleştiril ya. Şey misin sen ya, bu Kuzey Kore Cumhurbaşkanı var ya, eleştirenin kellesini vuruyor. Birazcık şey ol ya. Gören de ben eleştirilen abi, yok böyle bir şey. Arkadaş yazmış diye şey yaptım. Bir şey demedim ki, kötü bir şey mi dedim yani. Peki dostlar, hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Akşam bir aksilik olmazsa 9.30'da yine canlı yayınım var. 9.30'daki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hatta şöyle Musa Yıldız'ın ne kadar önemli bir Galatasaraylı olduğunu hatırlamanız için bir klip ile veda edeceğim. Evet, Musa Yıldız'ın çok derin bir Galatasaraylı olduğunu unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.